Hocam merhabalar. Merhaba Ozan'cığım. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sen nasılsın? İyiyiz hocam işte gördüğünüz gibi. Sosyal mesafe, sosyal mesafe nereye kadar? Baya şu anda o şeye uyuyoruz bu arada. Baya baya. Seni zor duyuyorum şu anda. <laughs> Ama Keşke 3 aslında... blok ötede olmasaydın. Evet doğru. Ama bu mesafeyi korumamız lazım hocam. <laughs> Aynen doğru. Valla bu tantana geçene kadar ki birkaç ay sürecek gibi gözüküyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Çok şükür ki evimizde oturup bir şeyler yapabilme imkanına sahibiz. Bu açıdan valla kendimi çok şanslı görüyorum. Şu anda birçok insan da dışarıda maalesef çalışmak, işini bir şekilde sürdürmek zorunda. En azından onlara rahat bir alan bırakmak için bizim gibi evde oturabilenlerin evde oturması çok önemli. İşte ileri yaştaki büyüklerimizin ya da şu an okul çağındaki gençlerimizin şu anda evde oturması çok önemli. Biz de evde oturup faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hatta eskisinden bayağı bir yoğunuz hafif balata yandı. Kafamız şişmiş vaziyette. Allah'tan hayırlısı bakalım. Güzel ama şikayet yok. Evet. Gayet iyi. Hocam o zaman hazır yani böyle herkes de şu anda evde durmak zorunda maalesef. Siz de bayağı bir kitap almışsınız. Öyle. Aynen. Bu arada görünmeyenler de var. Bunlar benim kara günler için biriktirdiğim. Hani olur ya yarın bir gün bir virüs salgını olursa oturur okurum dediğim yoksa başka türlü okuma umudum olmayan kitapları yavaş yavaş raflardan çıkartmaya başladım. Zaten benden de çok sık kitap tavsiyesi istiyorlar. Yani bilmiyorum bu önümdeki kitapların çünkü bir kısmı yaklaşık 15 senedir rafımda olan kitaplar da var. Daha yeni. Hatta bir kısmını tekrar okuyacağım. Birkaç tane kitap önereyim. Hazır bu işte vesileyle. Bu arada karantina günlerinde zaten ondan kitap sipariş edebiliyoruz. Onda sorun yok. Tabii öncelikle karantina günlerinde insanın fabrika ayarlarını okuyun bence. E, işinize i̇şinize yarayacak. E, çünkü orada e, bugünlere ilişkin kendimiz tanımakla ilişkin güzel ipuçları var. İlk burada efendim. Darwin'in Tanrısı diye bir kitap var. Çok uzun süredir rafımda. C.G. Hunter. C.G. Hunter'ın bu kitabını bir arkadaş bana önermişti. Gelenek yayınlarından çıkmış. Galiba Darwin'i biraz eleştiren, Darwin'in inanç tarafını anlatan bir kitap. Okumak istiyordum ne zamandır. Dolayısıyla bu şeyde listeye aldım. Büyük bir iştiyakla başlayıp mecburen koşturmaktan yarım bıraktım. Aha da burada hatta işaretli kaça kadar okumuşum. 45 ay ne yarıda daha başına bırakmışım. Doğan'ın işaretlerini okumanın kaybolmuş sanatı adlı kitap var. Şu aralar çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Benim zaten eskiden beri merak sardığım bir mevzu. Doğan'ın işaretlerini okuma konusunda iyi olaydık. Bugün belki gelecek durumları görebilirdik. Tristan Gulin bu kitabını da eğer tavsiye ederim. Destek yayınlarından çıkmış bir kitap. Ta üniversite döneminde bir ara okumuştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama galiba formatımı kaydıran bazı fikirler aklımda kalmış. Zira ben bazen konuşurken bana diyorlar ki sen Feyerbend mi okudun? Yok yani bir ara bakmıştım ama falan diyorum. Paul Feyerbend'in ki bu aykırı bir düşünürdür. Yönteme Karşı isimli kitabını tekrar aslında yeniden okuyacağım. Yani yeni okuyacağım çünkü çok bir şey hatırlamıyorum kitapla ilgili ama çok etkili bir felsefi eser olduğunu biliyorum. Yine uzun süredir rafımda olan ki benim evrim kütüphaneme hiç fena değildir. Sevgili Tamer Kaya'nın Yaşam, Evrim ve Biz kitabına şöyle hızlıca bir göz gezdirmeye çalışacağım. Maşallah bayağı kalın bir eser kalemi almış. İlk karıştırdığımda oldukça güzel de gözüktü gözüme. Biraz geç oldu bu kitap piyasaya çıkalı çok oldu 2-3 sene oldu galiba. İnşallah bunu da hızlı bir şekilde gözden geçireceğim. Yine Gençlik aşkım, TÜBİTAK bilim kitapları maalesef çok güzel bir seriydi ve artık yok. Onlardan Kara Cisimler ve Kuantum Kedileri isimli efendim Jennifer Colet e, tarafından kaleme alınmış bir popüler bilim kitabı var. Adamların fontlarına bile hastayım. Yani ne güzel kitaplar. Yani Türkiye'nin yaptığı en iyi iş bence bu. Bu arada daha önce duymayanlar varsa benim bütün bu anlatım işine sebep aha bu TÜBİTAK yayınlarının özellikle ilk çıkarttığı kaos işte rastlandı ve kaos falan gibi kitaplardır. Onları artık çok önerdim burada tekrar önermeyeceğim. Bu kitap enteresan Stanislav Grof. Ee... Bilenler bilir, çok meşhur bir adamdır. Özellikle bu işte bilinç durumları, farklı bilinç halleri, psikadeliklerin etkileri, transpersonel psikoloji dediğimiz konuda çok çalışmaları olan birisi. Bu kitap benim rafımda işte 15 senedir duran, ne 15 senedir, belki daha fazladır duran kitaplardan biri. Ben bu kitaba birkaç kere başladım. Bu arada Sakıncalı Medresenin kurucusu sevgili Barış Devrim Uzun ne zamandan beri bana hocam kozmik oyunu okudun mu, hocam Stanislav Grof'u okudun mu, hocam Grof'u okudun mu deyip duruyor. Bir türlü fırsat bulamıyordum. O yüzden bunu da en üstlere koydum. Kozmik Oyun, İnsan Şuurunun Yeniden Keşfi başlıklı klasik kitabını en sonunda inşallah Allah ömür verirse ki daha evvel bunda da 70. sayfaya kadar gelip nefesim kesilmiş. Bu kitabı okumam lazım çünkü bu kitap benim uğraştığım konular açısından da oldukça önemli. Sizlere de bulabilirsiniz, tavsiye ederim. Üstat, Matematikçilerin Hası, Nobel ödüllü matematikçi Roger Penrose, Zaman Döngüleri isimli kitabıyla Gene beni benden alacak kuantum evreninin olağanüstü macerası. Biliyorsunuz Roger Penrose'un Kralın Yeni Usu gibi kitaplarından Road to Reality gibi kitaplarından alıntı yapmayı çok severim. Road to Reality'den tabi alıntı yapıyorum demek yanlış olur çünkü o kitabı anlayabilecek bir kapasite ve zaman gerçekten bu aralar bulmak zor. Ama zaman döngülerini yiyerek okuyacağım inşallah. Tabii ki bir klasik Desmond Morris'in Çıplak Maymunu bir kere daha okuyacağım. Hızlı okuduğum bir kitap pişmanım. Bir daha böyle kitapları hızlı okumayacağım. Desmond Morris bu arada bu konuda insan evrimi ve insanın işte biyolojik özellikleri konusunda uzman ve çok satan yazarlardan biri. Tavsiye ediyorum. Efendim, popüler fiziğin Rockstarı, yakışıklı çocuk Brian Greene'in Saklı Gerçeklik, Paralel Evrenler ve Kozmos'un Derin Yasaları kitabı yine TÜBİTAK yayınlarından çıkmış nadide o güzel baskılı eserlerden bir tanesi. Bunu inşallah bu sefer hatmedeceğim. Buna da başlamıştık, yarım kalmıştı. Evrenin Zarafetini okuyalı çok oldu. İlk çıktığı zaman okumuştum. Bu da Brian Greene'in bir kitabı. Saklı gerçekliğe başlamadan önce inşallah Evrenin Zarafetine bir hızlı gözden geçirme yapacağım. Çünkü bu kitap bence, yani ben bunu çok önemli buluyorum. Temel fizik bilgilerine aşina almak. Özellikle sicim teorisini anlamak açısından. Burada biraz çizgi dışı bir iki kitap göreceksiniz. Bunların hepsi öneri üzerine benim pek müktesebatım olmayan kitaplar. Bir tanesi Özdemir Asaf'ın 9'a kadar 10 bu kitabı tavsiye üzerine aldım. Şiir kitabı. Pek şiir okumayı beceremem ama bir kuple okuyayım mı? açayım mı rastgele bir tane. Açtım vallahi bir dakika. Uzak gözlüğüm var. Okuyacağım size. Bilmiyorum ne vardı saçlarında, rüzgar mı delice eserdi, gözlerim mi öyle göründü yoksa, saçlarının her hali hoşuma giderdi, diyor Özdemir Asaf. Çok enteresan dizeleri olan, edebiyatım hakikaten çok zayıf ama Twitter'dan tanıyorum ben kendisini. Oradan alıntı yapıyorlardı, oradan gördüm. Acık bak, sınırlarımızı yıkmak, farklı şeylere kafamızı açmak için güzel bir zaman. Ben de bunu okuyacağım. Oğuz Atay'ın şu anda bulamadım. İçeride bir yerde muhtemelen yatak odası kütüphanesinde bulunan tutunamayanlarını bitirdikten sonra inşallah onu da bitirememiştim. Eylem bilimi okuyacağım. Eylem bilimi de arkadaşlar bana çok tavsiye ettiler. E, tam olarak içeriğini bilmiyorum ama bu aralar edebiyat okumalarına böyle biraz daha edebiyat cidarlarını zorlayacak bir şeylerle başlamak istiyorum. Bu arada şu anda okuduğum kitap Sıcak Kafa kitabının yazarı olan Afşin Kum'un Sıcak Kafayı bilmem biliyor musunuz? Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ederim bir roman, bilim kurgu. Semantik bir virüsün bulaşıp insanları abuklamasını anlatıyor. Onun yeni kitabı Kubra'yı okuyorum. Kübra yazıyor ama kitabı aslında Kubra. E, yapay zeka ile ilgili valla beni iyi sürükleyen bir roman. Başlayalı bir iki gün oldu. Galiba inşallah bu gece bitireceğim. Evet. Afşin Kum'a çok teşekkür ediyorum. Afşin Kum'un Kubra'sını da şiddetle tavsiye ediyorum. Akabinde daha şeyler var. Onları da daha sonraki bir videoda inşallah paylaşmaya çalışırım. Okuma zihin tembelliği yapmanın en iyi yolu der Schopenhauer. Okuduğumuz kitapların Bence iki özelliği önemli. Bir, amacımız doğrultusunda bizi besliyor mu? Yani bize yeni düşünce mecraları açıyor mu? İki, kafamızı genişletiyor mu? Yani daha önce bilmediğimiz bir şeyleri bize öğretiyor mu? Bizi düşünmeye, metnin içine girmeye zorluyor mu? Bu tip kitapları okumamız lazım. Ben bundan dolayı bir de inşallah Foucault ve Heidegger var hedefimde. Onların da kitapları içerideki kütüphanede. Yani birkaç tanesini aldım. Yine tavsiye üzerine bilenlere sordum. İnşallah onları da biraz okuyacağız. Hani bu kadar okumaya kafayı yemezsek daha sonraki karantina günlerinde tekrar buluşmak üzere inşallah diyorum. Hepinize sevgiler saygılar. No, i̇lk defa bu kadar kitap tanıtımı yaptım galiba. Evet, Abi karantina ben... nelere kadirmiş görüyor musun? Valla bayağı bir Canlarım benim. tavsiye oldu hakikaten. Evet yani biraz hızlı oldu. Daha sonra ben buna devam ederim. Özellikle okuduğum birkaç kitaba ilişkin de önerilerim. Ben şeyi severim çünkü yani oku, okunmuş kitabı okuyan kişiden tavsiye olarak dinlemeyi seviyorum. Belki onu sevenler varsa inşallah onlara bir faydamız olur. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bu arada soru yoruma da bayağı bir ara vermiştik. Aslında başka bir çekim yapmıştık ama muhtemelen bu daha önce girecek. Evet bunu önce yayınlarsın. Öbür çektiklerimizi daha sonra yayınlarız. Valla ben de özledim. Soru yorumların, yorum kısmına gelen soruları okumayı gerçekten özledim. Enteresan şeyler geliyor. Bundan sonra elden geldiğince cevaplamaya devam edeceğiz. Tekrardan Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. Sen de Ozan sen de. Sağ olun. Bu hocam. Davut ise soru sorar da ben cevap vermem mi? Bilmiyorsan bile uydururum. Çok sağ olun. İşte bu. Görüşmek üzere. Hep beraber.